YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü videomda elektrikçilerden asla öğrenemeyeceğiniz ama mutlaka bilmeniz gerektiğine inandığım elektrik bağlantısı nasıl yapılır bunu anlatacağım arkadaşlar. Yani ampul, düğme ve priz tesisata nasıl bağlanır bunu göstereceğim. Şu şekilde yerleştirdim hepsini. Bu da 220 voltluk şehir şebekemiz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bırakıyorum. Şimdi bağlantılarına geçeceğim. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Mavi kablo nötrdür. Kahverengi ise fazdır. Yani faz elektrik üzerinde elektrik olan kablodur. Bu üzerinde elektrik olan kabloyu ampulün ortasındaki vidaya bağlıyoruz. Mavi olan da dış çerçeveye denk gelmiş oluyor. Şimdi Bugatt'taki bağlantısını göstermek istiyorum. Şehir şebekemizden gelen maviyi ampulün mavi kablosuna yani nötrleri birbirine bağlıyoruz öncelikle. Evet, bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi şehir şebekesinin mavi kablosu ampulümüzle bağlanmış oldu. Şimdi ampulün fazını arkadaşlar düğmenin nötr kablosuna bağlıyoruz. Yani düğme açıkken burada elektrik olur, düğme kapalıyken elektrik olmaz. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta burası. Ampulün kahverengisiyle düğmenin mavisi birbirine bağlanıyor. Şehir şebekesinin fazı ile düğmenin de fazını birbirine bağlayarak devreyi tamamlıyoruz. Yani düğmeye elektrik gelmesini sağlamış oluyoruz. Kısaca özetleyecek olursam arkadaşlar, şehir şebekesinden gelen elektriğimiz düğmeye geliyor. Düğme de açılıp kapanabiliyor ve burada açtığımız zaman elektrik ampule geliyor ve ampulden devreyi tamamlayarak işlem tamamlanmış oluyor. Şimdi kısaca priz bağlantısını da göstermek istiyorum. Prizde 3 tane kablo olur arkadaşlar. Ekstradan toprak hattı olur. Mutlaka prize toprak hattı bağlamamız lazım. Şimdi bağlantıları yapalım. Prizin nötrü ile şebekenin nötrünü birbirine bağlıyoruz. Aynı noktaya bağlayabiliriz. Daha sonra fazlarını birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Prizin bağlantısı nispeten daha kolaydır. Aynı renkleri birbirine bağlayarak işlemi tamamlıyoruz. Fazladan dediğim gibi sarı renk olan toprak kablolarında birbirine bağlıyoruz. Ve işlem tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu toprak hattı, bunu birbirine bağlamış olduk. Bu gördüğümüz faz hattı, bunu da aynı şekilde bağladık. Ve bu da arkadaşlar nötr hattımız. Bunları da birbirine bağlamış olduk. Sadece düğmede ekstra bir detay olarak bu şekilde kahverengi kabloyla mavi kabloyu bu şekilde bağlamış olduk. Böylece açılıp kapanmayı kontrol etmiş oluyoruz. Şimdi bunları bantlıyorum ve denemesini yapacağım. Evet, ampul bağlantısı tamamdır. Şimdi prizde deniyorum. Evet, bu da tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.